Şu anda gerçekten gündem olan bir soru ve üstte çok tartıştığımız, aslında tartışılmaması gereken, cevabının belki de benim açımdan en azından net olması gereken bir soru size yöneltmek istiyorum. Şu anda psikoloji açık öğretimde. Psikolojinin açık öğretimde olması ne kadar uygun? Öncelikle psikoloji gerçekten açık öğretimde bir program olarak açıldı mı? Bu okul yani İstanbul Üniversitesi resmi olarak web sitesinde bu programı dahil ettiğini yayınladı. Hı. Senatodan geçtiğini bildirdi. Hı hı. E, aynı zamanda bunlara tepki olan süreçte TPD'de birçok kuruluşta psikologlar da her şekilde buna Tepkilerini şu anda dile getiriyorlar. Yasal süreçte başlatıldığına dair TPD tarafından bilgiler geliyor. Şu anda amaç kamuoyu oluşturarak buna tepki çekmek. Eğer gerçekten yapıldıysa, Türkiye'de son 50 yıldır yapılmış en büyük aptallık olabilir. Psikoloji, tıp. Ve benzeri alanlar bir kitaptan okunarak yapılabilecek olsaydı bugün herkes evinde beyin cerrahisi operasyonu düzenliyor olacaktı. Herkes gayet rahat birilerine şifa olabilecek kadar psikoloji kitabı satın alabilir. Şu anda benim evimdeki bile psikoloji kitaplarını dök oradan baya baya bir e, doktora seviyesinde adam yetiştirebilirim gibi gözüküyor. Fakat bu tip alanların örüntüsel ve ustalık bilgisine dair olduğunu çoğunlukla unutuyoruz. Bu tip alanlar usta-çırak ilişkisi cinsinden öğretilmesi gereken, ustalaşılması gereken alanlardır. Amma ve lakin burada şunun da hemen bir hamişini düşmem lazım, der kenarını yapmam lazım. Türkiye'de zaten bu anlamda eğitim çoktan bitmiş vaziyette. Yani tıp fakültelerinde bile ben yıllardır tıp fakültelerinde öğretim yeri yapıyorum. Düşünün sağlığınızı teslim edeceğiniz, ve eline verdiğiniz diplomayla insan hayatına müdahale hakkı verdiğiniz insanları yetiştirdiğimizi iddia ettiğimiz fakültelerdir onlar. Adam sizi kesebiliyor yani diplomayı alınca. Düşün diploma öyle bir diploma. Yani ölsün diyebiliyor mesela. Işte, yoğun bakımdaki öldü diyebiliyor. Gömün diyebiliyor mesela. Başka hiçbir meslekte yok bu. Orada bile maalesef işlerin gittikçe cılkından çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Sen psikoloji mezunsun. Sana da yönelteceğim en sonunda soruyu. Yani sen bu konuya nasıl baktığını üç aşağı beş yukarı biliyorum ama sen artık mezun ve yüksek psikolog olarak, Yani yüksek psikolog deniyor mu? Master yapmışlar, bilmiyorum. Yok yani Hocam değil mi? biz uzman unvanı alıyoruz da yüksek uzman mühendis psikolog. oluyorlar. Evet. <laughs> yüksek mühendis. Şimdi psikoloji eğitimi dediğimiz şey ya mesela jonglörlük gibi herkese verebileceğiniz bir şey değildir bir kere. Kitleler halinde insanları psikolog yaptınız mı? Bu işin çivisi çıkmaya başlar. Psikoloji tıp, bilim insanlığı genel olarak mesela bilimle uğraşma. Ya herkesin yapabileceği bir şey değildir o. Esnaflık herkesin yapabileceği bir şey değil. Siz eğer artık seçme şansınızı yitirmiş bir topluluğun bireyleriyseniz Bunlar da artık sizin için sorun olmaktan çıkmıştır. Yani psikoloji eğitimi nasıl verilirsin, tıbbın en güzel eğitimi nasıl olur? Artık bunlar sorun değildir. Sizin için birim zamanda en çok diplomayı nasıl dağıtabilirim? En çok işte sertifikasyonu nasıl insanlara yedirebilirim? Artık bunun hesabını yaptınız ve tabii ki bundan rant devşirdiğiniz bir dönemdir. İçinde yaşadığımız dönem diploma ve sertifika satışıyla tarihe geçecek bir dönemdir. Hiçbir halta yaramayan diplomalar ve sertifikalar tonlarla satılmaktadır ve insanlar da bunu tırmalarcasına satın almaktadır bugün maalesef. Ve içinde yaşadığımız bu trajedide falanca üniversitenin psikoloji gibi bir bölümü uzaktan eğitimle bilmem neyle açabilmeye cüret etmesine ben hiç şaşırmam. Bunun altını çiziyorum. Hiç şaşırmam. Çünkü yozlaşmanın ve paçozlaşmanın mütemmim cüzüdür. Olur böyle şeyler. Fakat bu idealler açısından şunu yapmamıza asla engel değil. Ben mesela uzunca bir süredir soruyorum da söylenir mi bilmiyorum. Söylerim. Niye söyleyeyim? Zaten her söylüyorum. Üniversiteleri beğenmediğim için kendi eğitim kurumumu kurmakla uğraşıyorum. Yani yıllardır bunu yapıyorum. Yökten şuradan buradan hiçbir yerin akreditasyonuna ihtiyaç duymadan diploma vermeyen, gerçekten kafasını bir şeylere yorup da bir şeyler üretmeye meraklı olan insanların toplanmak isteyecekleri yani oradan iş ve ikbal beklemekten öte oraya destek olmak isteyecekleri senin için bu kurum için ne yapabilirim diye kapıları aşındıracakları bir yer kurma hayalim var benim. Çünkü eskiden akademiya böyleydi. Eskiden akademi insanlara diploma ve meslek dağıtmazdı. Akademi bilgi üretirdi, derinlikleştirirdi insanları ve oradan okyanusa girerdin, oradan böyle deryalara dalardın. Şimdi ise yüzeysel diplomaların satıldığı yer oldu. Maalesef bana sorarsam ben bugün üniversiteden herhangi bir şeyin diploması almış hiçbirine verili olarak güvenmem. Yani o diplomanın benim için hiçbir anlamı yok o kişinin ne yapabildiğini sorgulamak lazım. Sen psikologsun sen söyle. Görüyorum yeni mezun psikolog arkadaşlardan şeyler geliyor, CV'ler. 17 tane terapi eğitimi almış mesela. 17 terapi eğitimi. Lan bunların bir tanesi bir ömür sürüyor zaten. Sen evet. ne zaman bunu CV'ne yazacak kadar usta oldun? Bilişsel davranışçı terapi, rüya terapi, here terapi, hüre terapi. İyi de bunların sadece sertifikalarını almanın bir anlamı var mı? Yok. Aynı şekilde işte psikoloji diplomasında artık gittikçe anlamı itiyor. Ondan sonra bana Twitter'da soruyorlar. Hocam heşimize destek ver lan manyak mısın? Zaten sistem batmış ben senin neyine destek vereceğim? Burada maalesef sevgili psikologları da bu güzel soru vasıtasıyla bir uyarayım. Düşüncesizce, plansızca ve neyi savunup neye karşı çıktığını bilmeden batan bir geminin yarıya kadar su almış halini saadetli bir durum olarak savunmaya devam edip Devrim yapmaya yeltenemedikçe bu sisteme malzeme olmanın ötesine geçemeyeceksiniz. Ben orada bir şey yazmıştım Twitter'da benden hocam hashtag'imize destek bekliyoruz. Ben dedim örgünün her türüne karşıyım çünkü örgün batıyor. Örgün sistem diye bir şey kalmamış vaziyette. Ve ben dedim bu konuyu biraz daha ciddiye aldığım için buralarda hele hele yapmıyorum, arka planda çalışıyorum. Ne yapıyorum? Açık beyinde deli gibi yazıyorum, üretiyorum, arkadaşlarımla toplanıyoruz, sizlerle hakeza üniversitede yapabildiğimiz her türlü çalışma yapıyoruz ve yeni bir eğitim yolunu bulmaya sadece ben değil, üniversitemizdeki diğer bütün sevgili hocalarımla, başta Deniz Ülke Arıboğan, başta rektörümüz Nevzat Taran olmak üzere, hepsiyle kafamızı yorduğumuz temel konu hep bu oldu bu sistem evet böyle gidiyor olabilir ama biz böyle gitmek zorunda değiliz. Biz başka bir şey yapacağız ve o başka bir şeyin de yolunu hala arıyoruz. Hala bir şeyler yapıyoruz. Bu çaba asla bitmeyecek çünkü belki bir 200 yıldır yükselen ama son 50 yıldır keskin bir düşüşe geçen akademi prestijini bu çabalarla kurtarmanın yolu yok. Maalesef tıbbı da uzaktan eğitimle açacaklar. Beyin cerrahisi uzmanlığını da online eğitimden verecekler. Göreceksiniz yakında onların hepsi olacak. En azından bu çabalar olacak. Ama siz bunları ciddiye alıp da ortada gerçekten bir alternatifmiş gibi onlara bir paye verdiğinizde olaylar daha çok çığırından çıkacak. Absürtlüğe indirgemeyi öğrenmemiz lazım. Bunlara gerçekten gülüp geçmemiz ve etrafımızı bilinçlendirmek üzere açık beyinde bizim yaptığımız gibi çalışmamız lazım. Siz otoriteyle İstanbul Üniversitesi'nin bilimden yönetimiyle kavga edeceğinize sevgili psikologlar örgütlenip insanlara bunu anlatın. Bu bir geri zekalılıktır. Böyle bir geri zekalık sonucunda da ne psikolog olunur ne şifacı olunur ne bir şey olunur diye ve psikolog ola e, psikolog diploması alan herkesin de şifacı olmadığını unutmadan bunu yapın. Yani diplomanın tek başına insanlara hiçbir şey sağlamadığını. Aranızdaki densizleri ayıklamayı unutmayın. Densizlerin savunduğu davalar hep çöker. 3-5 tane kifayetsiz kerkeniz sizin mesleğinizin adını kullanarak sağda solda psikolog psikolog diye gezer. O geri zekalının yaptığı her şey psikolojiye mal edilir. Onları aranızdan temizlemeyi öğrenin. Bakın size bir örnek vereyim. Ben yıllar evvel biyologlar aynı sorunu yıllarca yaşadılar. Hala da yaşıyorlar. Biyologların meslek yasası daha birkaç sene oldu çıkalı. Ben üniversiteyi 95 yılında bitirdim. Evet. Ve o dönemlerde Can Hıraş, Biyologlar Derneği falan herkes bir bağırıp çağırıyor bizim yasamız çıksın. Ben de sanıyorum ki Bunlar böyle meclis kapılarında yatıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan filan. Hani bir gün ben biyologlar derneğine gittim. Bununla ilgili ne yapıyorlar falan filan diye. E, ne işte bütün gün rakı içip o şey o kağıt oynuyorlarmış. Başka bir şey yok mesela. Lokalimize gittim. Bizim biyologlar derneği hiçbir şey yapmıyor. Dedim ki bunlardan adam olmaz. Çıktım ben oradan. Çünkü biyologlar derneğinin gerçekten lafta muhalefet dışında yapabildiği hiçbir şey yoktu. Birkaç sene sonra bakın isim vermeyeceğim ama biyologlar derneği yönetiminden bir grup arkadaş bana geldi. Yine isim vermeyeyim. O zamanki başbakanı yakinen tanıyan bir yakınım vardı. Ve onun benim kulağıma kar suyu kaçırmasıyla o zamanın başbakanıyla ben bu arkadaşlara randevu ayarladım. Bak düşün bir meslek derneğisin ve o zamanın başbakanına randevu alınmış senin için. Gidip ne yapacaksın? Net bir şekilde talebini ortaya koyacaksın. O kadar ders çalışılmamış ki o başbakanın huzuruna gittiklerinde ona Marksist-Leninist propaganda yapmaya kalkıyorlar. Ve adam da gayet güzel bunları şutluyor dışarı diyor mesleğiniz sizin olsun hadi dışarıda. Gene adam kibarmış yani tepelerine vurmamış. Böyle geri zekalıca savunulan hiçbir dava kazanılmaz. O yüzden önce psikologsa olsak, doktor da olsak, biyolog da olsak önce akıllı olacağız. Önce dünyanın koşullarını anlayacağız. Önce bu mesleğin bugünkü dünyada yeri nedir, gereksinimleri nedir, dünya neye ihtiyacı var bir onu bileceğiz. Dünyayı bilmeyen dünyanın maskarası olur. Şu anda dünya çok başka yerlere gidiyor. Eğitim sistemleri bambaşka yerlere gidiyor. Covid'ler falan boşuna olmuyor. Sırf sosyal medyada kendimi gösterip iki tane dopamin salgılayacağım diye mesleğinize bunu yapmayın. Bu değildir bu işin yolu. Örgütlenin adam gibi. Gidin hedeflere. Amma konuştum. Ne yapıyorsanız sonuç oradan çıkar ya. Neticede saçma sapan bir iş ama olacak. Sen mukaddere bak. Sen ee, ne düşünüyorsun? Hocam ben şöyle düşünüyorum. Dediğimde hak veriyorum. Bu işi sadece sosyal medyada bas bas bağırarak veya başka şekillerde çözemeyiz. İyi bir örgütlenmemiz lazım. İyi bir şekilde örgütlenmemiz lazım. Ama bizim zaten en büyük hatamız biz yıllardır meslek yasasını çıkaracak şekilde doğru bir örgütlenmeye gidemedik. Fakat burada şöyle bir şey söz konusu. Sadece tek bir açıdan bakmamak lazım. Psikologlar besleyini korumaya çalışıyor. Hayır. Biz toplumun ruh sağlığını korumaya çalışıyoruz hala. Şu an itibaren biz mezun olurken bize şu öğretildi. Siz mezun olduğunuzda 4 yıl sonunda psikolog değilsiniz. Siz hayata ve danışanlara psikolog gözüyle bakmayı dört yıl sonunda öğrendiniz. Şimdi psikolog olmak için eğitimlerinize devam edeceksiniz. Terapist olmak için terapi eğitimlerinize devam edeceksiniz. Yüksek lisanslar klinik bunlara devam edeceksiniz. Biz bu bakış açısıyla usta çırak ilişkisinde eğitim aldık. Biz patoloji gördük. Psikolojik testler aldık. Bunların hepsi yüz yüze olan dersler. Bunlar kitaplardan okuyarak öğrenilebilecek, tecrübe edilebilecek dersler değiller. Bunlar açık öğretimde, bilgisayar başında hissedilebilecek dersler değiller. Bunlar öğrenilir, bilgi olarak alınır, okunur ama özümsenemez. Ya Azal'cığım ben sizin okuduğunuz bütün testleri ben de okudum. Hangisini yapıyorum? Ya yani bu iş okuyarak olmaz yani. Bir usta evet. çırak ilişkisi denen şeyi zaten unuttuk ya onu diyorum. Burada da esas sorun zaten o. Ama bak yapılacak bu. Olacak bunu unutmayın. Paçozlaşmanın doğal sonucu budur. Bu da denenecek. Yani bunu da yapacaklar. Dolayısıyla bunun yapıldığı bir dünyadaki aksiyonu doğru seçmek lazım. Emin ol bir üniversite görmüş herkes senin ne dediğini çok iyi anlıyor. Ama burada işte o kötü niyetli arkada kendi kompleksli ajandaları olan tiplerle normal hak sahipleri öyle bir çorbada karışmış ki kimin sesi daha fazla çıkarsa ortamı o yönlendiriyor. Dolayısıyla evet. buradaki sıkıntı bu. Çok netameli bir mevzu. Bu konu çok önemli bir konu. Ben psikolog değilim hiç psikoloji hayatımda okumadım. Şu anda bir psikoloji bölümünde nörobilim dersleri veren bir öğretim üyesiyim. Bazı densizler, bunu özellikle söylüyorum, den akıl demektir. Densizler akılsızlar demektir. Bana sen asla psikolog olamayacaksın falan gibi şeyler yazıyor. Benim akıl kıtı kardeşim, ben zaten psikolog olmak için orada değilim. Ben olacağımı olmuşum. Bak saç kafada saç kalmadı. Biz bundan sonra bir şey olmaya uğraşmıyoruz. Bizim olduğumuz şey psikolojiye ya da diğer alanlara nörobilimin nasıl katkı yapabileceğini anlatmaya gayret etmek. Dolayısıyla burada şu anda içinde misafir bulunduğum bölümü çok önemsiyorum. O bölümün meslek haklarının tanımlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama öbür yandan psikolojinin meslek alanının maalesef 100 yıldır ciddi anlamda daraltıldığını, artık açılması gerektiğini de düşünüyorum. Bir psikolog olmadığım için bunu söylemek bana düşmez. Öneriyorum psikologlar bunu tartışsınlar. Koçluk moçluk bilmem ne mevzuyla kavga edene kadar bir bakın bakalım acaba neyin tamamlayamadığı eksiği bir takım başka meslekler tamamlıyorlar. Dikkat ediniz. Psikologluğun hala meslek yasası yok ama koçluk bir meslektir. Bu da enteresan bir sonuçtur. Demek ki bazılarımız bazı şeylerde adam gibi örgütlenememişler ki başımıza bunlar geliyor. Biraz sakin bir bilene danışarak, dünyada yapılmış örneklerine bakarak böyle tepkisel, çocuksu e vevilerle falan filan değişim olmayacağını biraz bilerek, ödev yaparak, çalışarak, acık biriktirerek yapalım. Orta yerde hele hele bağıran kalabalıklar kimseye hiçbir şeyde yardımcı olmamıştır. Bir bakın bakalım psikologlar derneği işte onun yönetimi, psikolojideki büyük hocalarımız bilmem ne yapıyorlar? Şu anda nasıl yaklaşıyorlar? Lütfen bir ona bakıp onun gibi pozisyon alalım. Öyle savaş çığırtkanlığı yapan, kızıl derecilik oynayan çocuklar gibi ancak ve ancak beğenmediğiniz o yıkıntı yaratan duruma siz de bir katkı sağlarsınız. Başka yapabileceğiniz hiçbir şey olmaz. O tekeri hızlandırırsınız diye düşünüyorum. Biraz spesifik bir konu oldu ama bence önemli oldu. Yani sosyal oh, medyada okay. bana gidiren arkadaşlar belki bu videoyu izledikten sonra başka yerden küfür ederler. Haters ona hate ona bir şey yapamayacağız ama